Seray Hanım sormuş. Demiş ki herhangi bir hayvanı görünce bize zarar vermese bile özellikle yılan, böcek, örümcek gibi hayvanlarda neden o hayvanı hemen öldürmek veya kovmak arzusu içindeyiz? Ben değilim aslında ama öyle olur. Yani bazısında oluyor evet. Yani bu... Hocam ya bu işte yılan görülen kaçmak, işte kovmak, işte bu bir refleksif. Yani evet bazı inançlarda hatta sevap falan yani. Onları öldürmek öyle evet. Öğütler var gerçekten. Ben tam tersi hocam öldürün yılan öldürülmez diye biliyorum. Şey hani. O lanetinden gülüyor. Bir de o hayvan evet. O kadar kötüleştirmiş ki yani bir de laneti üzerine bulaşması evet, falan evet. Öyle. Ama yani maalesef bazı böyle uç inançlar da var o işte. Bazı hocam, hayvan türleri lanetli kabul edilir, yok edilmesi önerilir falan filan. Yani mesela aslında ben bunları her zaman bir inancın ne kadar dünyayla bağdaşık olduğunu bir ölçüsü olarak kullanırım. Yani herhangi bir hayvan türünü yeryüzüne silmenin bedelleri çok ağırdır arkadaşlar. Evet. O yüzden hiçbir hayvan öldürülmemelidir hemen. Öyle bir şey yok. Sen bir şey diyecektin bu arada. Hocam bir anda şey geldi aklıma. Bu acaba öğrenilmiş yani refleksif olmasının yanında öğrenilmiş bir şey olabilir mi diye. Çünkü bir anı geldi. Küçük yaşlarımda bir yılanla münasebetim oluyor benim. Yanımdan sadece çekip giderken ben bakıyorum ve ama etrafındaki herkes büyük bir panik halinde. Hani onlar bana yaklaşamıyorlar yılandan dolayı. Biz sakiniz, o da sakin. Hani böyle bir an var ama ben mesela tepki vermediğim hatırlıyorum. İlk önce aslında doğal olarak dürtüsel olsaydı diyorum. Tepki vermek gerekirdi. Yılan ve örümcek gibi ve eklem bacaklı korkusunun doğuştan geldiğini söyleyenler var ama ispatlanmış bir durum değil. İşte orada bir düşünceye daldım o yüzden. Kültürel gibi gözüküyor daha çok. Çünkü ben gerçekten yani ben korkardım. Çünkü benim ailemde korku vardı. Ben sonra biyoloji okurken onları biz topladık koleksiyonunu falan filan yaptık yani işte. Biyolojide olduğunuz için. Koleksiyon derken yani bilimsel koleksiyonlara örnekler topladık. Evde böyle örümcek cesetleri. Bir anda hayal ettik. Orada alıştım. Mesela benim çocuklarıma da genellikle anneleri de biyolog olduğu için hani öyle bir böcek korkusu falan filan çok sirayet etmiş değil. Benim kızım buldu. Kuzum dedim bak özelim evet. kuzum çıktı geliyor. Freud'den de suçması. Büyük kızım halbuki hanım böyle çekirge mekirge görünce avuçlayabilir mesela direkt olarak. Bunun öğrenilmiş bir tarafı var. Ama bizim birçok böyle ani dürtüsel davranışlarımız hep diyoruz ya böyle dürtüsel sistemden geliyor. Sistem 1 dediğimiz o atavi sistemden geliyor. Şimdi mesela modern dünyada yaşadığımız yerlere baktığınızda aslında şu şehirleri falan kurduğumuz hatta köyleri kasabaları kurduğumuz yerler o hayvanların eski evleri eski arazileri. O araziler onlara ait. Ve biz gelip onların üzerine çöküyoruz. Orayı da bunlardan olabildiğince arındırmaya çalışıyoruz ki kafamıza göre bir rahat, konforlu bir hayat yaşayalım. Ondan sonra mesela ben çok gördüm Bodrum'da yazlık evin duvarında böyle bir tane kertenkele duruyor. Ev ahalisi bir anda camlardan atlıyor falan kertenkeleyi. Evet ben şahit olmuş. Ya bir kere arkadaşlar Türkiye'de insana bir şey yapacak bir kertenkele yok. Komodo ejderi değil ki bu yani bir tane kertenkele. Hayvan zaten sizden korkup kaçıyor. Evet. Ama kertenkelenin orada olmasının sebebi orası onun mekanı zaten. Bizim o arkadaşa gösterdiğimiz aşırı tepki onun da dahil olduğu doğaya yabancılaşmamızla alakalı bir şey. Biz bizi ısıran bir sivrisineği elbette ki elimizi vurup öldürebiliriz. Elbette ki onu işte nilonun üstüne ilaç sıkarız bir şey yaparız. Yani onunla mücadele etmek isteriz ama bize zararı olmayan bir hayvanı özellikle de gelip arazini istimlak ettikten sonra sağda solda görüyoruz, göz rahatımızı bozuyor, bizi tedirgin ediyor diye öldürmek aymazlıktır, tuhaflıktır ve ilkelliktir. İlksel değil, ilkel bir davranıştır. İnsanın geriye gidişini temsil eder. Maalesef birçok gelenekte böyle bir şey var yani. Kertenkele gördüğümü kapsayın. Yılanı küçükken başını ezeceksin diye laf var ya. O hayvanları etrafımızda istemiyoruz. Çünkü kendimize kurduğumuz sistemde o hayvanların yeri yok. Çünkü orası doğa değil, orası bizim yaşam alanımız. Ama bunun bedelini insanlar çok kötü ödüyorlar. Etraflarındaki canlı dengesini bozdukları zaman o yarın bir gün besinlerine yansıyor. Tarlalarına hastalık olarak geliyor. İşte yılanların öldürümü farelerin artışı tabii, çok aynen klasiktir. Aynen öyle. Vebanın yayılmasının evet. En büyük sebebi mesela o fare baskını vesaire. Dolayısıyla yani yapmayın. Bu işleri yapmayalım ama bunun da dürtüsel bir tepki olarak içimizde her zaman bizi beklediğini unutmayalım. Sık sık doğayla temas eden insanda böyle tuhaf durumlar göremezsiniz. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için aquapark, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor.
Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali. Ve bir de ricam var, hazır konu açılmışken, özellikle sevgili şehirli arkadaşlar. Yani yapabiliyorsanız mümkün mertebe çocuklarınızı kıra bayıra götürdüğünüzde onlara böyle ya işte aman böcek ısırır, aman ay kertenkele uzak dur gibi refleksler vermemeye çalışın. Bir çocukları izleyin önce. Çocuklar nasıl yaklaşıyorlar o hayvanlara? Sizi temin ederim Türkiye'de ısırınca öldüren örümcek. Efendim kolunuzu, bacağınızı, parmağınızı koparacak bir kertenkele. Öyle bir timsah mimsah yok Türkiye'de. Yani burası öyle bir yer değil. Buradaki hayvanlar halim senin akrep türlerinden uzak durmayı tercih edebilirsiniz. O da öldürmez de şişiriyor. Akrep sokarsa biraz toksinden ötürü şişiriyor. Türkiye'de çok az nadir zehirli yılan var. Onlar da zaten caldır caldır renklerinden belli olur. Zehirli yılanı da nasıl ayırt edeceğinizi söyleyeyim. Çok kolaydır. Kafası üçgen, kuyruğu sivriyse kaç. Yani uzak dur. O yılan zehirlidir neticede. Ama yuvarlak kafalı bildiğimiz su yılanları, böyle güzel güzel renkli, kuyruğu da küt ise o hayvan solucandan farksızdır. Ki solucandan korkan da var bu arada. Evet. Arkadaşlar millet solucanları yiyor ya topraktan. Solucan korkulacak bir şey değil. Yemeyin tabii ama. Ya bu hayvanlara biraz ilgi gösterirseniz ve en azından çocukların o hayvanlara nasıl yaklaştığını izleme fırsatı bulursanız onları gereksiz yere alarm durumuna geçirmeden önce sanıyorum böyle tuhaf hareketleri de yavaş yavaş hayatımızdan çıkarırız. Ben evim üç farklı zamanda kertenkele besledim ve büyüttüm. Beni hiç sevmediler. Hiç bana böyle bir ah işte bu bizim besleyenimiz falan diye böyle bir kadir şinaslık göstermediler. Çünkü onların şeyi yok yani korteks ve limbik sistem pek yok o hayvanlarda. Onlar beyin sapıyla yaşıyorlar. Ama ben onları çok sevdim. Bana çok şey öğretti. Hatta bir tanesi yazık bir şeyde akvaryumdan kaçmış. Evde yazık ararken suda yaşıyor ona, su kertenkelesiydi. Koltuğun dibinde vefat etmiş yazık. Ona böyle çok duygusal bir cenaze töreni de yaptık. Onun hiç umurunda mıydı bilmiyorum ama. Çok öğreticidir. Yılan besledim, kertenkele besledim. Size de tavsiye ederim. Özellikle böyle biraz marjinal hayvanlarla temasa geçmeye çalışın. Ya hakikaten çok sevdim. Şu anda bu videoyu izlerken fenalık geçirenler var, evet. Biliyorum. Çünkü ağzımdan 20 kere kertenkele çıktı. Onlar hariç. Onların fobisi var muhtemelen. Oraya Sinan çok diye bir arkadaşım vardı. O da evde iguana besliyordu. Siz acaba Sinanlar olarak... Hayvandır da iguanayı eziyet ediyoruz diye korkuyorum. İguana hani, biraz tropik iklim hayvanı ya. Ona göre çok ciddi bir tabii, odasını falan ayırmıştım. Tabii ona göre yapmak evet. Lazım. Ben o riske giremedim. Mesela peygamber devesi beslediğimiz dönem vardı. O böcek var ya mantis. Muhteşemdir yani. Canlı sinek atmazsan yemiyor, çok aristokrat ha. İlla canlı sinek olacak böyle akvaryumuna. Sineği yakalayacaksın, öldürmeden atacaksın. O uçarken sineği punduna getirip yiyecek falan. Ama muhteşem hayvanlardır. Çok ilginç. Mesela peygamber devesi, dana burnu, bunlar böyle Anadolu'da görünce korktuğumuz hayvanlar. Halbuki ot yiyor bunlar ya. Biri toprak kazıyor, öbürü ot yiyor. Size bir şey yapmaz. En fazla sinek yiyor. Yani biz ısırabilecek falan bir tarafları yok. Aklıma bir özellikle çok patolojik bir anı geldi. Ankara Kızılay Meydanı'nda hem de çok ilginç. 84 müydü, 86 müydü? Halley kuyruklu yıldızının görülebildiği günlerden biri. Halley kuyruklu yıldızı geçiyordu. Biliyorsunuz 76 senede bir geçiyor. Ben ona bir kere denk geldim. Bir daha zannetmiyorum geleceğim ama. O akşam Kızılay'da arkadaşlarla oturuyoruz. Akşama doğru yani geç saatler, hava kararmış. Ne alakası varsa Kızılay'daki bir kafenin ortasında bir arkadaş otururken şöyle önüne baktı ve ayağa kalktı. Lan 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 diye şu kadar bir peygamber devesi şu kucağında duruyor. Kafeterya boşaldı yemin ediyorum. Ya herkes bir yere kaçıyor. Dedim ne yapıyorsunuz? Bu sonuçta ot yiyen bir böcek. Zaten yaprağa benziyor kendisi. Küçücük bir şey. Hayvanı aldık bir kenara atalım falan filan derken millet boynunu kırıyordu panikten yani. O gün dedim ki modern insan bir tuhaf. Ben insanın fabrika ayarlarını yazacağım. Yok yalan. O gün aklıma gelmedi ama bu tip vakalardan dolayı çok doluyum arkadaşlar. Neyse. Böcekleri öldürdüm. Ciddi fobiler var hocam. Yani özellikle örümcek tabii. Gibi. Yani ben hani tabii. Altında kesinlikle belki arketip olabilir işte öğrenilmiş kolektif bir bilgi vardır. Bilmiyoruz bir şey vardır ama ya bir nabza öğrenildiğini de düşünüyorum. Hani. Ya Azal bir düşünsene. Annenle gidiyorsun el ele. Hı-hı. Bir şey görüyor anne. Falan yapıyor. Ya annen senin dağ gibi güvendiğin varlık. Tabii, o öyle işte. Bağırıp kaçıyorsa sen ondan fobi geliştirirsin. Çok normal bir şey. Ben korkmam lazım. Acık kontrollü olmak lazım sevgili ebeveynler. Böcek bizi yemez. Biz böceklerin canını okuyoruz yani. Onlara iyi davranalım.